Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Celal'in tefsirinin Suretül İsra'nın 28. ayetinden itibaren okuyoruz. Ve imma turidenne anhum ibtiga'e rahmetim mi rabbike tercuha fekul lehum kavlen meysur. Hani dünkü dersteki son ayetlerde ne demiştik? Demiştik ve atizel kurba hakkahum vel miskine ve ebne sebili ve la tübezi tebzire, bunlara hakkını ver demiştik. Öyle değil mi? Ya bunlara ver. Ve imma tu'ridenne anhum. Ya sen ne ediyorsun? Onlardan i'raz ediyorsun. Anhum kimlerden? Eyl meskurine, zikredilenlerden i'raz ediyorsun. Zikredilen kim? Min zil kurba ve mabadım. Zil kurba ve onlardan sonra gelenler. Kuneden miskindir. İbnu sebildir. Bildiniz değil mi? Sen bunlardan ne? İaraz ediyorsun. Felem tu'tihim. Onlara bir şey vermiyorsun. Bir şey ne etmiyorsun? Vermiyorsun. Yani ve in tu'ridenne anhum. Burada imma asli inmadır. Yine şartya var burada. Eğer sen bunlardan i'raz edersen فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُرًا. Sen o zaman onlara bir قَوْلًا meysur, kolay, güzel bir قَوْلُ سُرًا. Madem vermiyorsun, imkanın yok, veremiyorsun, onlara قَوْلًا مَيْسُرًا ne et? Söyle. Ha, وَاِمَّا تَوْرِدَنَّ anhum ama tercuha. Tercuha. Şimdi burada iki üç şekil mana edilir. Bakın iyi dikkat edin. Ben birini mana ediyorum. Şimdi iptiga'ur rahmet. İptiga'ur ne? Rahmet. Rahmet burada rızık demektir. Rahmet ne demek? Rızık demek. İptiga ne demek? Talep demektir. Ha, şimdi iptiga u rızık ne? İptida u rızık. Şimdi insan ne zaman rızkı arar? Talep eder, olmayınca. Bak, faktur rızık, Ahmet dikkat ediyorsun. Bana bak Ahmet. Faktur rızık, iptiga-u rızka sebeptir. Yani rızkın olmayışı, fakirlik, rızkı talep etmeye sebeptir. İptiga talep etmektir. Burada zikrun sebep iptigadır. İptida, iradetü sebep kufakdır. Ve in turidenne anhum, eğer sen onlardan i'raz edesin, onlara vermesen. Niye vermesen? Li fakti rahmetin. Rahmet rızkın, rızkın yokluğundan dolayı. Yani olmadığı için vermiyorsun. Burada iptiga neye kullanılmış? Fakten kullanılmış. Zikrumu sebep iptiga, iradetu sebep kunnedir, fakirdir. Yani rahmetin, rızkın olmayışından dolayı sen onlara vermiyesin. Ve imma tu'ridenne anhum, onlardan i'raz edesin. Niye i'raz ediyorsun? İptiga rahmetin, yani li fakdir rahmetin. Rızkının olmayışından, mal mülkün, vereceğin bir şeyin olmayışından onlardan i'raz edesin. Ama rahmetin yok, rızkın yok,
tercuha, sen o rahmeti talep ediyorsun min rabbike. Yok, elinden bir şey yok ama sen Rabbinden onu talep ediyorsun, rica ediyorsun, umut ediyorsun. Yani fakir gelmiş senden bir şey istiyor. Senden vereceğin bir şeyin yok ama sen bir şeyi Allah'tan ne ediyorsun? Bekliyorsun. O zaman ne yap? Onları güzel bir yol, sözle yolcu et. Ne de? İnşallah ileride gelince size veririm. O sıra bakma şu an yok deyin. Ahmet oğlu mu olmadı? Evet. Tekrar ediyorum. Ve imma tariden anhum eyil meskurine, o da min zil kurba ma ba'dahum. Ne demek onlardan iaraz edersin? Yani felem tu'tim, onlara vermiyorsun. Niye vermiyorsun? İptiga er rahmetin, çünkü rahmetin elinde rızkın olmayışından dolayı vermiyorsun. Ama o rahmetin sıfatı ki tercuha mi rabbike, Rabbinden o rahmeti ne ediyorsun? Bekliyorsun. Bakın, iptiga er rahmetin li talebi rızkın. Tefsirine fayda verdiğim, iptiga meful lehudur, orada lam mukaderdir. İptiga talep manasındadır. Rızıktan, rahmet de rızık manasındadır. Tefsir fayda verdiği, rahmet rızık manasına, iptiga talep manasına, bir de lam üzerine nedir mukaderdir. Bu üç şeye işaret ettiği. Tabi talab-ı rızıktan murad faktu rızık demek. Zikr-ül sebep ku talab-ı rızık, irade-tü sebep ku faktır. Ama öyle bir rızık ki tenteziruhu, sen o rızkı ne ediyorsun? Bekliyorsun, umudunu kesmemişsin Allah'tan. Tenteziru, sen onu intizar ediyorsun, bekliyorsun ku yetike ku sana neysin? Gelsin fetuhtiyehum minhu. Yani sen bir rızkı bekliyorsun ki gelsin, sen ondan onlara veresin. Ha, bundan dolayı, olmadığından dolayı ama gelince umut ettiğin bir rızık var. O umut ettiğin rızık gelince bundan veririm, öyle bir durum olunca ne et? Bakın, o an vermiyorsun. Niye? Çünkü fakirsin. Ama bir rızkı umut ediyorsun Allah'tan. Gelirse veririm düşüncesindesin. O zaman ne yap? فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Onlara kolay bir kavli söyle. Bakın, اَيْلِ طَلَبِ رِزْقٍ تَنْتَزِرُهُ. Lam, iptiga üzerine mukadderdir. Ona işaret etti. İptiga, talep manasındadır. Rızık demek rahmet, rızık manasındadır. Tercüha, تَنْتَزِرُ demektir. Oldu mu? Yani o an elinde olmayan bir rızkı, olma elinde Allah'tan ileride beklediğin bir rızık ki o an elinde yok. Bundan dolayı onlara vermiyorsun. Vermiyorsun. O zaman bari fakullem kavlen meysura. Onlara bir kavlen meysurun ne yap? Söyle. Anlaşıldı. Tekrar edeyim. Meysur ne demek? Leyyinen, sehlen, yumuşak ve kolay bir sözü söyle. Nasıl söylesin? Ne desin? Bi en ta'idehum, onlara söz ver. Bil i'ta'i, i'ta'yla ne et? Söz ver. İnde meci rızkı, rızık gelince. Onlara de getin, şu an yok, kusura bakmayın. Elime bir şey geçince gelin bir daha size veririm. Bir daha gelin size vereyim. بِاَنْ تَعِيدَهُمْ وَعَدَى يَعِدُوا تَعِيدَ تَوْعِدَدِرْ. Nasıl güzel yumuşak kavli söyle, بِاَنْ تَعِيدَهُمْ بِلِيَعْتَائِ. İhtayla ne et? Onlara söz ver. Oldu mu olmadı? Ne zaman? İhtayla söyle. İhtay ne zaman? اِنْدَ مَجِئِ رِزْقِ. وَلَا bitti. 28. ayet bu şekil bitti. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَا اُنَقِكَ. Bakın, elini şimdi sağ elle vermek, bir elle verildiği için diyor, elini onuna, boğazına kitleme, bağlama. Ne demek elini boğazına bağlama? İnsan elini buraya bağlarsa bir şey verebilir mi? Hayır. Yani gaye eyla tümsika anil infaki. Elini boğazına bağlama, gaye elini infaktan alıkoyma. Kullel meski, yani her mesk ile imsak etme. Ey la tümsika anil fakim kullel meski. Yani
tüm imsak ile kapa, imsak etme. Tüm alıkoymayla elini vermekten anı koyma. Şimdi tümsik küllen imsaki, ona münasip imsak gelmeliydi. Ama bazen başka şeylere başka mesele gelebilir. Enbetallahu nebaten. Bak nebaten enbeten gelmiş. Ve tebettele ileyhi teptila. Tebettele tekesere de teptil tefrihdir. Burada da tümsik emsekenin mesleri küllen meslek. Kendi mesleği gelmemiş, mücerreden mesleği gelmiş, bu caiz. Yani ne demek? Son derece cimri olma, elini vermekten alıkoyma, bir daha ve la tepsuta, elini açma. Hatta bazı tefsirlerde niye mesk mücerred getiriyoruz? Ve la tepsut mücerred ya, ona uygun olsun diye. Ve la tepsuta fil infaki, infakta elini açma, kullel besti. Tam bir açmayla da açma. Yani son derece israfçı, veren de olma. Oldu mu olmadı. Peki, fe eğer elini küllel mesk ile imsak edersen, bu ona gider. Fe tak'ude melumen. Sen o zaman tak'ude telumu demek, tesiru demek. Fe tesire melumen. Sen levme ediliyorsun. Kimler tarafından? Meraket tarafından levme edilirsen, Allah tarafından azarlamayı yersin, insanlar tarafından melum olursun. Hem Allah, hem halık, hem mahluktan melum olursun. Levme edilmiş olursun. Bu raciun il evveli. Bu, eğer mağluleten ila unikike. Yani elinle boynuna tam bağlarsın. Yani ne demek? Hiç vermezsin. Mahsuren, mahsur olursun. Mahsur ne demek? Munkatian. Sen munkati, mal mülkünden kesilmiş olursun. La şey indeki, sen yanında hiçbir şey olmaz. Bu da raciun lisani. Bu da raciun li saniye. Bu da saniye nedir? Saniye racadır. Anlıyorsun değil mi? Yani hepsini verirsen o zaman her şeyden kesilmiş olursun. Senin yanında bir şey olmaz. Hiç vermesen herkes tarafından melum levme edilmiş olursun. O zaman ne yap? Oradaki ortadaki dereceyi ayarla. Ne çok ne cimri ol, ne musrif ol, orta hali cömert ol. 29. ayette bu şekil biti ve la tec'al yedeke mağluleten ila unukike ve la tebsutha kullel besi fetekude melûmen mahsura. İnne rabbeke yebsutur rizke. Senin Rabbin rızkını açıyor. Ne demek açıyor? Yuvessi'u. Şeyde var mı sindesin ki? Rızkını genişletiyor Yüce Allah. Yok, rızkı genişletiyor senin Rabbin. Kimin için? Limen yeşâû. Dilediği kişilerin rızkını genişletiyor. Ve yakdirû yudayyikuhu. Dar yapar. Limen yeşâû. Dilediği kişiye. Bakın. İnna rabbeke yebsutu rızka limen yeşâ. Ve yakdirû limen yeşâ demedi. O da mukadderdi. Niye demedi? Makabelinden söylediği için onunla iktifa etti. Rabbin dilediği kişilerin rızkını bol yapar. Dilediği kişiler rızkını da kısar. İnnehu, niye bazınınkini öyle yapar, bazınınkini şöyle yapar? İnnehu kâne bi ibadihi khabîrâ basîrâ. Allah-u Zülcelal ibadilerin hakkında, ibadilerin ile khabirdir, basirdir. Khabir, basirdir. Anlıyorsun değil mi? Khabir, basir ne demek? Yani ibadile bu, bi ibadihi khabîrâ mutallak. Khabîrâ bi ibadihi, ibadilerinin İçlerini bilir, vesiren zahirlerini bilir. O zaman kime zenginlik, kime fakirlik münasipse ona göre Yüce Allah ayarlar. Khabiren alimen bi bevatinihim. Bu khabiren ne göredir? Vesiren ve zavahirihim. Ve zavahirihim. Öyleyse madem içleri bilir, zahirlerini bilir. Feyerzukuhum ala hasebi mesalihihim. Mesalihlerine göre onları rızıklandırır. Feyerzukuhum ala hasebi mesalihihim. Mesalihlerine göre onları rızıklandırır. Meslahatlerine göre. Fakirlik kimin meslahatine ise fakirlik verir. Zenginlik kimin meslahatine ise zenginlik verir. İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdiru
innehu bi ibadi khabiran basira. 30. ayet bitti. Ve la taqtulu evladakum. Siz evladan, evlat, velet erkeğe denilir, kızlara denilir, ismul cinstir. Galibi erkeklere denilir ama amdır. Ve la taqtulu evladakum. Evladlarınızı öldürmeyin bil ve'di, ve'd yoluyla, diri diri gömmek suretiyle evladlarınızı öldürmeyin. Haşyete imlak, mehafete imlak. İmlak ne demek? Fakirin. Fakirlik korkusuyla, ne? Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı diri diri öldürmeyin. Ve la taktulu evladekum bil ve'di. Anlıyorsunuz değil mi? Diri diri gömmeyle evladlarınızı öldürmeyin. Haşyete. Haşyet ne demek? Mehafete, imlak. İmlak fakri. Ya fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Kızlarınızı diri diri gömmeyin. Niye? Nahnu. Bak biz tekit için nerzukum demedi. Nahnu dedi. Cümle ismi getirdi. Cümle ismi sürekli arz eder. Nahnu nerzukuhum ve iyyakum. Sürekli. Dünyada olduğunuz sürece sizi ve onları rızıklandıran biziz. Siz ne korkuyorsunuz? Göreviniz değil ki. İnne katlehum, evladların katli, evladların öldürülmesi kâne hit'en, ismen kebira. Büyük bir nedir? Günahtır. Zaten hit'en büyüklüğü ifade eder. Kebiren de tehkid için geldi. Hit'en nefsi büyüklüğü ifade eder. Tenkiri tazimi ifade eder. Kebir de ayeten tazimi neyden ifade eder? 31. ayet de bu şekil biti. Neydi? Ve la taktulu evladekum haşyete imlakin. Haşyete imlak. Nahnu nerzukuhum ve iyyakum. İnne katlehum kana hit'en kebira. Anladınız değil mi? Ve la takrabu zina. 32. ayete geçiyoruz. Zinaya yaklaşmayın. Ve la takrabu zina. Bakın, zina yapmayın. Ve la te'tu zina demiyor. Ve la takrabu zina. Bu eblagu min la te'tuhu. Siz la te'tu zina yapmayın demedi. Yaklaşmayın. Bu ve la takrabu zina la te'tu'den daha mübalağalidir. Ve la takrabu zina, zinaya yaklaşmayın. İnnehu zina kâne fâhişeten kabîhâ. Çirkin bir fâhişedir. Vesâ'e bîse kötüdür. Sebîlâ tarih yoluyla zina çok kötü bir tarihtir. Çok çirkin bir fâhişeliktir. Ve lâ takrabu zina. Zinayı ne etmeyin? Yaklaşmayın. Oldu mu? Diyor eblagu min ve la min la te'tu. Bu bundan nedir? Daha mübalağalidir. İnnehu kâne fahişeten kabihan. Yani bir çirkinliktir. Ve sa'e bi'se sebi'la tarif. Kötü bir yoldur. Huve getirdiği işaret etti ki sa'e efal-i zemden bir fiildir. Fa'li müstetir huve zinaya gidiyor. Maksusu bi zemde huvedir, mahzuftur. Ve la takrabu zina eblagu min la te'tuhu. İnnehu kâne fâhişeten kabihan ve sâe bi'se sebîle tarîkan. Tarîkan huve. 32. ayet biti. 33'e geçiyoruz. Ve lâ taktulun nefselleti harramallahu. Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyin. Bu evladlarınız değil. Herhangi bir kimse. İlla bil hakkı. Hakkıyla öldürsen o ari. Hani kısas olursa olur. Haksız yerde Allah'ın haram kıldığı hiçbir nefsi öldürmeyin. Ve men kutile mazlumen, kim ki mazlum olarak öldürülürse. Ve men kutile mazlumen, kim mazlum olarak ne yapılırsa öldürülürse. Fakat cealna li velihi. Fakat cealna, biz kılarız. Li velihi, onun veline, li varisihi. Biz onun varisine kılarız. Ne kılarız? Sultanı. Yani varislerine sultanlık veririz, yetki veririz. Sultan ne demek? Tesliten alel katili. Katil üzerine musallet olmayı veririz. Yani bir kişi haksız yerde öldürülmüş ise onun maktulüne
katile musallat olma yetkisi verilir. Onu öldürme yetkisi ona verilir. Öldürsün. O da onu neyse, o neyle onun yakınını öldürmüşse o da onunla onu öldürebilir. Ama vela fela yusrif yetecavezil hadde. Haddi aşmasın fil katli. Öldürmekte haddini aşmasın. Kısas ne alsın? Ama ölçüyü kaçırmasın. Peki ölçü nasıl kaçırılır? Bi'en yaktule gayre katilihi. Bi'en yaktule gayre katilihi. Diyelim Zeyd onun kardeşini öldürmüş. O gider onun babasını öldürür. Onun kardeşini öldürür. Onun oğlunu öldürür. İşte bu israf-ı fil katildir. Ev bi gayri ma katele bihi. O diyelim tüfekle öldürmüş. Bu gidiyor bıçakla öldürüyor. Ha bu da israf-ı fil katildir. Veyahut da o bir kişi öldürmüş, bu iki kişi öldürüyor. Bu da israf-ı fil nedir? Katildir. İnnehu kâne mensûrâ. İnnehu kâne maktul mensurdur. Maksur nedir? Maktul mensurdur. Öldürülen kişi mensurdur. Onun yardımı yapılır. Kim ona yardım eder? Bakın dünyada Allah ona yardım eder. Onun hakkı kısastır. Onun kısası alınır. Öyle değil mi? Ahirette de mensurdur. Ahirette de Allah ona yardım eder. Ona sevap verir, mükafat verir. Bakın. İnnehu kim? Maktul kâne mensura. Maktul mensurdur. Yardımı yapılıyor. Dünyada yardımı yapılıyor. Bak varislere ne var? Kısas hakkı var. Ahirette de mensurdur. Yardımı yapılıyor. Allah ona ne verir? Sevap verir. Anladınız mı? İnnehu deki demir neye götürdük? Maktule. Maktul hem dünyada hem ahirette mensurdur. Dünyada mensurdur. Ona kısas hakkı verilmiş. Onun katiline karşı kısas var. Ahirette mensurdur, sevap var. Ve yahut da innehu o veli, maktulun velisi mensurdur. Maktulun velisi nedir? Mensur. Yardım ediliyor. Nasıl yardım ediliyor? Çünkü kısas nedir? O katilin kısası vacip kılınmış. Bildiniz değil mi? O zaman bir kişi öldürüldü. Onun yakınına ne yetki veriliyor? Kısas verilir. Bak o veliye yardım edildi. Allah tarafından yardım ediliyor. Çünkü Allah ona kısas hakkı veriyor. Yetkili devlet, yetkililer tarafından yardım ediliyor. Onlar onu yakalarlar, getirirler. Gel öldür derler. Bak. İnnehu maktur kâne mensura. Maktur nedir? Mensurdur. Nasıl mensurdur? Bak katından dolayı kısas meydana gel, Allah vermiş, ahirete sevap alır. Ve yahut da maktulunun velisi mensurdur. Maktulunun velisi mensur. Hem Allah ona yardım ediyor, kısas hakkını veriyor. Vullatul umur ona yardım ediyorlar, adamı yakalıyorlar, getiriyorlar, gel öldür derler ve kimse de ona karışamaz. Bildiniz mi? İnnehu maktule gidebilir dedik. Veliye gidebilir. Bir de bu demir velinin öldürdüğü, israf olarak öldürdüğü kişiye de gidebilir. İnnehu o adam ki israf olarak öldürülmüş. Oğlu gitmiş birini öldürmüş, biri de gelmiş onu öldürmüş. Bak israf olarak ne yapıldı? Öldürüldü. İnnehu o israf yönüyle öldürülen kişi, israf yönüyle öldürülen kişi nedir? Mensurdur. Öyle değil mi? Nasıl mensurdur? Birinin oğlu öldürüldü, o da geldi adamın kardeşini öldürmüş. O katil, ikinci katil, bak kısas edilir. Sen niye bunu öldürdün? Ya işte onun kardeşi benim kardeşimi öldürmüştü. Sen onun kardeşini öldürebilirsin. Bunu niye öldürdün? Bak, mensurdur. O da öldürülür, kısas edilir. Veya tazil edilir, ihtilaflidir.
veya tazir edilir. Ve aynı zamanda bak o mensurdur, onu öldürene günah yazılır, büyük birine yazılır, günah yazılır. Demek innehu maktul mensurdur, hem Allah tarafından mensurdur, Allah ona yardım ediyor, kadından dolayı kısas vacip kılmış ve ona ahirete sevap verir. Veyahut da maktulun velisi mensurdur, Allah tarafından mensur, Allah ona kısas hakkı vermiş. Vulatul umur tarafından mensurdur, ona yardım ederler. Veya innehu, o israf cihetiyle öldürülen, yok, israflı bir şekilde öldürülen kişi mensurdur. Niye mensur? Kim onu öldürürse o da kısas edilir. Kim onu öldürürse ne yapılır? O da kısas edilir veya tazir edilir ve günahkar olur. Ama bu da kim mensur oldu? İsraf cihetiyle öldürülen kişi. Yani birinin kardeşini öldürmüş, onun yakınları gelmişler, kardeşini öldürmüşler. Ama bu mensurdur. Kim bunu öldürürse kısas edilir veya tazir edilir. Oldu. 20-33. ayet bitti. 34. ayetin başında duralım. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ Gördünüz mü? Orada duralım. وَسَلَّ اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب